Evet sevgili kanalımız takipçileri, sponsorlarımızın katkısıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Uçaktan anladığınız üzere sizi birazcık gezdireceğim Duyumlar Limanı'nda. Fakat öncelikle şu uyarıda bulunayım. Fenerbahçe'de Antalyaspor maçı öncesinde iki futbolcu kart ceza sınırındalar. Kim bu iki futbolcu? İki önemli futbolcu diyeyim. Ferdi Kadıoğlu ve Miguel Crespo kart ceza sınırında bulunuyorlar. Her iki oyuncu da Antalyaspor maçında kart görmeleri durumunda. Evimizde inşallah fark atacağımız Galatasaray maçında forma giyemeyecekler. O yüzden dikkat etmeleri lazım. Fakat hepimiz biliyoruz ki Antalyaspor maçında bu iki ismi hakem arayacak. Sarı vereceğim. Nerede lan Ferdi? Ferdi gel buraya. Söyle bakalım batsın bu dünya mı? Yok o benim şarkım değil. Orhan Gencebay. Al sana sarı kart. Terbiyesiz adam. Şarkıcı adam, sanatçı adam. Saygı duyar. Crespo gel bakalım buraya. Batistuta mı Crespo mu? İkisini de seviyorum. Sevemezsin. Çat sarı kart. Çek olan defol. Haftaya yoksunuz. Missione completion. Diyecek muhtemelen eminiz. Ha şunu soruyorlar hocam. Crespo kırmızı yemedi mi Trabzon maçında? Hani cezasını çekmedi mi? Arkadaşlar kırmızı ayrı değerlendiriliyor. Sarı kart ayrı. Evet ilk sarı kartı yediği zaman bu maçta cezalı duruma düştü. Ancak ikinci sarıyı yediği anda bu kırmızı kart hükmüne geçiyor. Hatta istatistiklerde de şöyle bir durum var. Mesela çift sarıdan kırmızı yiyen futbolcular sarı karta hiç yazılmaz. Yani iki tane sarı kart yazılmıyor ya. Bir kırmızı olarak yazılıyor. Bilmiş olun kural bu şekilde. Ben yapmadım kuralı. Ortada da böyle bir durum var. Ha şunu söyleyeyim. Hatayspor maçında evet Crespo'nun yokluğu çok hissedilmedi. Fenerbahçe çok baskılı bir oyun sergiledi etti ama derbilerin atmosferi başkadır. Bir bakarsın derbide İsmail Yüksek oynar. Crespo kart cezası olmamasına rağmen bu yani bunun iklimi farklıdır. O maçın hikayesi başka. Biz Antalya maçını kazanmaya odaklanalım olur mu? Şimdi taraftar Arda Güler oynamadı, taraftarın tadı kaçtı diye bir haber yapmışlar. Bu haber utanmazlıktır. Bu haber Fenerbahçe düşmanlığıdır. Bu haberi hangi şey yapıyorsa takip etmeyin. Bir tane elemanın biri var. Turgut Özal'ın oğlu herhalde. Turgut Özal'ın oğlu bu olsa televizyona çıkar. Babamı Altay Bayındır öldürdü der. Ulan ne olsa Altay Bayındır. Altay Bayındır'ın ameliyat olacakmış ha. Altay Bayındır var ya küçükken arkadaşının silgisini çalmış. Altay Bayındır var ya eskiden şeymiş yuvarlanıyormuş. Altay Bayındır var ya o ne Bayındır hem de. Altay Bayındır var ya hem evli hem nişanlıymış ya. Ulan bu Altay Bayındır'dan hani bünyesine katıp da çıkaramadı. Yani anlamıyorum ne bu Altay Bayındır düşmanlığı ya. Lan her haberinden bir Altay Bayındır. Hay Altay Bayındır bunu bir gün bir bayıltsa ya herkes kurtulsa. Şimdi de Arda Güler. Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Arda Güler Hatayspor karşılaşmasında süre alamaması sarı lacivertli taraftarı üzmüş. Yok ya. Yok ya. Gerçekten yok ya. Fenerbahçe farklı kazanmış. Direkleri hani direkten dönen topu var. Farkı kaçırmış. Verilmeyen penaltı falan filan konuşuluyor. Hani çatır çatır kütür kütür oynamış. Jorge Jesus 17 yaşındaki futbolcuya süre vermemiş. Taraftar da oldukça şikayetçiymiş. Hangi taraftar o? Galatasaray formasının üstüne Fenerbahçe zırhı giyen ve kendini Fenerbahçeli tanıtan taraftar mı? Biz çok gördük. Bir mağlubiyette Jorge Jesus'u yerin dibine sokan taraftarı. Ben bu videoyu 29 Aralık sularında çekiyorum. Ama bugün oluşab yani bugün oluşabilecek maç skorlarına göre belki 30'unda da paylaşabilirim. Ama siz bilin istedim. Yani Trabzonspor maçında Fenerbahçe yenilirken Jorge Jesus'u yerin dibine soktular. İnşallah Galatasaray yenilse Sivas'a. Beşiktaş maçını çok önemsemiyorum ama Galatasaray inşallah yenilse. Ya o yenilgiden sonra Fenerbahçe taraftarı bu sefer başlayacak. Jesus dedem. Dedem ne diyorsa haklıdır falan. Ve bu kadar kırgın. Bak biz çok kişileri engelledik kanalda. Burası huzurlu bir kanal olsun diye. Ya elimizden geleni yapıyoruz. Etmeyin şu takıma destek verin. Bakın Fenerbahçe 20'de 26'da üst üste bulduğu gollerle maç erkenden bitirirken rakibinin gardını düşürmüş olduğu işte taraftar 15 şutlan kendinden geçti. Antrenman eksikliği olan Altay Bayındır maçı süre almadan tamamladı. İkinci yarıda Mert Hakan, Lincoln, İsmail Yüksek, Emre Mor, Serdar Dursun girdi. Ama Arda Güler girmedi. Çok zoruna gitmiş taraftarı.
Peki o taraftar şundan haberdar mı? Sakatlık dönüşünde Arda Güler'i riske etmemek istediğinde. Mesela Galatasaray'daki Hazmiran 2 ay, 2 ay, 2,5 ay yok. Niye? Arkadaşlar bakın, genç futbolcuyu da yaşlı futbolcuyu da her maç oynatmak risktir. Kumardır. Bilginiz olsun. Hem genç hem yaşlı futbolcu. Onu da söyleyeyim. Neyse, uzun lafın kısası Arda Güler 5 milyon euroya gidebilir falan filan diyorlar. Kim diyorsa selamımı söyleyeyim. Inter, Altay Bayındır demişken bunu atlamayayım. Inter sonrası Altay Bayındır'a sürpriz talip, resmi teklif tarihi. Arkadaşlarım bakın, 29 Aralık'tayız. Yani ocağa şurada bir şey kalmadı. Transfer sezonunun başlangıcı 12 Ocağı, hiçbir şey kalmadı. Hocam sen niye arada sırada bununla böyle oynuyorsun? Önemli duyum verirken ben çeşitli hareketlerde bulunurum arkadaşlar, bilginiz olsun. Şimdi Fenerbahçe'de sözleşmesinin son senesi Altay Bayındır'ın. Kim söylüyor son senesi diye? Hocam Transfer Market'ta yazıyor. Ya Transfer Market'a göre son senesi olabilir. Sondan 3 artı 1 yıl öncesi diyelim. Neyse, Altay Bayındır'a sürpriz bir Avrupa ekibi kancayı takmış. Dev kulüp Altay menajeriyle temasa geçmiş. Yok. Resmi teklif yapacakları tarihte belli olmuş. İşte detaylar. Hadi izliyoruz. Bir gün de böyle beni bir rahatlatın ya. Kanala bir editör alacağım, böyle haberi yapacak. Ben girişi yapacağım. İşte izliyoruz diyeceğim. Şöyle çekileceğim. Buradan bir ekran çıkacak. O haberi sunacak. Falan, ben böyle tepkiler vereceğim. Sonra evet arkadaşlar, duyumda şu diyeceğim. Yani bakalım nasip. Arda Güler'i kadrosuna katmak. Geçen Hollanda devi Ajax, şimdi de Altay. Ha, Ajax. Ajax Altay Bayındır için devredeymiş. Evet. Menajeriyle temasa geçmiş. Hayır arkadaşlar, temasa geçmedi. 13 Ocak tarihine kadar sözleşme yenilemezse Fenerbahçe resmi teklifini iletecekmiş. Arkadaşlar şöyle bir şey var. Bizim futbolcularımıza yurt içinden teklif gelemez. Sözleşmesi bitecek futbolculara, yani yazın bitecek futbolculara, kural gereği. Yani bu sadece Fenerbahçe için değil, diğer takımlar için de geçerli. Ama yurt dışı takımlara teklif yapabilir. Bunda bir sıkıntı yok. Şimdi net bir sonuç alamazsa şöyle böyle falan filan görüşmeler sürecekmiş. Şimdi ben size bir şey soracağım. Fenerbahçe Galatasaray maçını, Antalya maçını, iki maçı da kazandı diyelim inşallah. Amin deyin arkadaşlar. İçinizden de dışınızdan da amin deyin. Galatasaray maçının bitiminde bir açıklama yapıldı. Fenerbahçe'de Valencia ile sözleşme uzatılmıştır, Altay Bayındır'la uzatılmıştır diye. Mutluluk kat kat artar değil mi? Hem Galatasaray, hocam Galatasaray maçının önüne geçer. Hiçbir şey önüne geçmez, merak etmeyin. Mutluluk kat kat artar. Boşuna da su içmedik. Neyse, sıradaki habere geçelim. Bu haberin çok doğruluk payı yok. Altay Bayındır'ın sözleşmesi bitiyor olsaydı birçok talip vardı. Fenerbahçe'den dev stoper harekatı bedavaya gelecek. Şimdi önce şunu söyleyeyim. Samet Akaydın çok soruluyor. Hocam alınır mı, alınmaz mı? Ben sürekli cevaplıyorum. Sıkılmayın diye bir kez cevaplayıp başka videolarda cevaplamamaya çalışıyorum ama maşallah, eliniz dert görmesin. Abone olan eller dert görmesin, beğenen eller dert görmesin. Gün be gün artıyoruz, gün be gün büyüyoruz ve büyüyünce de mutlu oluyorum. Tekrar tekrar hatırlatma gereği duyuyorum. Benim duyumum şu şekilde. Samet Akaydın için iki ihtimali göze alın. 1. 2,5 milyon euro civarında bir bonservis bedeli ve düşük bir yıllık ücret. 700 bin euro'nun altında bir yıllık ücret. İhtimal 1. 2. Bazı futbolcuların takas edilmesi. Bu futbolculara biz zaten yıllık ücret ödeyeceğiz. Yani 6 aylık ücret ödeyeceğiz. Misal birine 400 bin euro, birine atıyorum 700 bin euro ödeyeceğiz. 410'a, 710'a vereceğinize 1 milyon 100 bin euro kardayız. Futbolcuya 2,5 milyon euro bonservisi yine verip bundan kurtulmak, ya da 1,5 milyon euro, 1,750 falan verip üstünde buna saydırmak, ya da bir futbolcuna direkt takas, birebir de takas diyeyim, bonservis bedeline karşılık sıfıra sıfır, elde var sıfır ama yıllık ücret babında kurtuluş verip, böyle bir ihtimal. Bunun dışında bir ihtimal yok. Samet Akaydın gelirse Fenerbahçe'ye başka futbolcu gelmeyebilir. Satış yapmazsak gelmeyebilir. Bunu da söylemiş olayım. Ya Samet Akaydın olayını şimdi de konuşmadan bir hafta sonra net konuşurum. Ama hocam bazıları kesin geldi diyor. Yani büyük hata yapıyorlar. Onu söyleyeyim.
Şimdi Gustavo Henrique. Kaliteli bir topçu ama yavaş bir topçu. Fenerbahçe seviyesinin üstünde mi altında mı tartışılır. Her türlü fikrinize saygı duyarım. Ama geçen İrfan'ı eleştirdi. Kızdın bize. Dedin ki Fener'le böyle olmaz. Maç oynanıyor. Maçın içindeyiz. Takım şiir gibi top oynuyor. Galibiyete koşuyor. İlk kurduğunuz cümle Allah İrfan'ın belasını versin. Ben buna kızıyorum işte. Şunu diyenlere hiçbir şey demedim ki. Hocam İrfan Can sanki tutuk gibi. Hocam bugünün kötüsü İrfan gibi. Hiçbir şey demedim. İlk cümleniz şu olsun ya. Ya bir maşallahla girin. Deyin ki takım güzel ama İrfan'ı beğenmiyorum. Kabul. Bak şunu söyleyeyim. Takım güzel, savunma güzel. Ben olsam Gustavo Henrique'yi oynatmam. Kabul. Mesela ben olsam Serdar Aziz'i oynatırım. Hadi Serdar'ı oynatın. Giresun maçında yumurtlamış. Trabzon maçında belki de sahada yok gibi bir performans sergilemiş. Hadi oynatın. Kusura bakmayın. Luan Perez'in sakatlığı malum. Daha tam olarak iyileşmedi. Yoksa iyileşti ama tam olarak güçlenmedi diyeyim. Serdar Aziz istikrarsız performans falan. Fenerbahçe bazen yer yer üçlü oynuyor. Jorge Jesus'a baktığın zaman Ali Koç'tan bir stoper isteğini her yerde dile getirdi. Fenerbahçe evet Trabzonspor'a kaybetti. Galatasaray maçı var. Zorlu maçlarda Fenerbahçe'ye baktığın zaman üçlü savunmaya dönebiliyor ki bence çok yanlış. Fenerbahçe'nin bir şey söyleyeyim mi size? Tuhaf gelecek ama stoper almasına gerek yok bence. Harbi söylüyorum. Fenerbahçe'nin sol kanat ya da sol bek almasına gereği var. Ya hocam saçmalama. Ya en zor deplasman nereydi Fenerbahçe için? Trabzon deplasmanı. Çünkü her Trabzon deplasmanında 10 kişi kalıyorsun. Sonra Beşiktaş deplasmanı. Sonra Konya. Galatasaray Adana Demir deplasmanı var. Adana Demir açık oynayan takım. Orada dörtlü de oynasan daha iyi avantajlı olsun. Adana Demir deplasmanı orada da dörtlü oynasan daha avantajlısın. Ama buralarda bu takımların ne yapacağı belli olmadığı için böyle bir stres yaşadın. Ve üçlü savunmayla oynayıp bu üç deplasmandan sadece bir puan alabildin. Demek ki neymiş? Korktuğun başına geliyormuş. Korkmayacaksın abi. Ren maçı. Hocam Ren maçına üçlü çıktık. Dörtlüye dönünce üçüncü kurtardık. Dörtlüye dönünce 2-0'dan 2-2'yi kurtardık. Dinamo Kiev maçı. Hatırlayın dörtlü oynadığımız maçta deli ettik. Dinamo Kiev'i mahvettik. Fenerbahçe'nin ben söylüyorum Jesus üçlü oynatmaması lazım. Dörtlü oynatması lazım. Ama dörtlü içinde içesine bir kanat oyuncusu lazım. Mesela Rossi birçoğunuzdan geçer not alamıyor. Siz bileceğiniz iş. İlk takviye Samet diyor. Samet Akaydın'a çok konuştuğumuz için geçiyorum. Yani kesin gözüyle bakılıyor diyor. Bu Türk takviye. Bak şunu söyleyebilirim. Serdar Aziz ya da Gustavo Henrique gidecek diyelim. Gustavo Henrique gidecek, Samet Akaydın gelecek deseler kabul ediyorum. Peşin peşin kabul ediyorum. Okey. Harbi kabul ediyorum. Hiçbir sıkıntı yok. Ama mevcut stoperleri ya da Luan Perez. Hocam çok para harcadık. Sakatlığı sıkıntılı. Aldığımız kulübe aynı fiyata geri veriyoruz. Samet Akaydın alacağız. Kabul. Ama mevcut stoperlerimiz 4 tane iken 5.'ye gerek yok. Lyon'da forma giyen Jerome Boateng. Menajerler tarafından Fenerbahçe'ye önerildi diyor. Jerome Boateng'i biz çok almaya çalıştık. Hatta hatırlayın arkadaşlar. Bunun kardeşi Beşiktaş'ta oynayan bunun kardeşi de 34 yaşına geldi Boateng. Lyon'un stoperi. Arkadaşlar ben bir şey söyleyeyim size. Siz yanlış isme bakıyorsunuz. Çok yanlış isme bakıyorsunuz. Boateng 34 yaşında bu sezon sadece 4 maça çıkmış 294 dakika. Haberin gerisini okumuyorum. Bu bize gitmez. Boy 1.92. Bu bize gitmez. Sizin bakacağınız isim kim biliyor musunuz? Bak haberde verilmemiş. Jason Denayer. Denayer 1.84 boyunda 27 yaşında Belçikalı stoper. 8 milyon euro piyasa değeri var. Gidip Şabab Al Ahli'ye gidip kariyerini resmen baltaladı. Resmen baltaladı ya. Birleşik Arap Emirlikleri'nde resmen baltaladı kariyerini. Parayı seçtiği belli. 9 maç 681 dakika. Yani gol asist yok falan filan. Ama kariyerini baltaladı. Ve yıllık 4-4,5 milyon euro para istiyordu. Hani ben söğüşçüyüm diyordu. Denayer'in de ihtimali yok. Boateng'in de ihtimali yok. Ha Nino'nun ihtimali var mı? Var. Hani hocam stoper şeydi. Nino ihtimali küçük de olsa var. Bir stoper daha var adını vermeyeceğim. Yani Boateng Fenerbahçe'ye önerilmiş. Galatasaray ve Trabzonspor peşindeymiş. Kimseye gitmemiş. Devre arasında gelebilir. Asla gelmeyecek. Denayer de gelmeyecek. Nino ihtimal %30.
Diğer genç stoperin ihtimali %65. Samet Akaydın ihtimali %65'te Samet'e vereyim. Böyle bir durum var. Fenerbahçe'de 19'luk Kolombiyalı golcünün peşinde John Duran için transfer teklifi. Bak bu güzel bir haber. Hocam biz forvet alacak mıyız? Mevcut konjektürde, mevcut şartlarda almayacağız. Ancak haftalardır bas bas bağırıyorum. Diyorum ki Valencia giderse forvet gelebilir. Böyle bir ihtimal var. Ancak Valencia gitmezse Joao Pedro'nun sakatlık malum. Değil mi arkadaşlar? Yani sakatlık malum, daha %100 nihai sonuç da açıklanmadı. Fenerbahçe'de geçtiğimiz yıllarda bakıyorsunuz Elif Elmas, Kim Minji, yani alıyorsun satıyorsun. Fenerbahçe 19'luk Kolombiyalı golcü John Duran için teklif yaptı diyor. Ben size bir şey söyleyeyim. Bir adamın adı John, soyadı Duransa, 19 yaşındaysa, Kolombiyalıysa hemen alalım. Hemen alalım. Bakın isime bakın. John Duran. Ben futbolcuyum diyor. Ben futbolcuyum diyor. Boy 1.85. Hocam hemen alalım. Yaş 19. Hemen alalım. Ya bu ne arkadaşlar? Hocam futbolcuyu bilmeden Kolombiya milli takımında oynuyor. 3 maçta 0 gol. Hemen alalım. Hemen. Saniye bekletmeyelim. Hocam Valencia'yı satıp bunu alalım mı? Hemen alalım. Ya hocam 19 yaşında bu kumar. Hemen alalım. Bakın sol ayaklı. Hemen alalım. Ben size bir şey söyleyeyim. Hiçbir Skills videosunu şunu da bunu izlemedim. Hemen alalım. Hocam seni bu kadar etkileyen ne? 1 milyon 700 bin euroya 1 Ocak 2022'de almışlar Kolombiya'dan. Chicago'ya almışlar Amerikan Ligi'ne. Amerikan MLS Ligi'nde ve toplam performansını söylüyorum. 30 maçta 8 gol 6 asist 1613 dakika. Yani benim tabirimle 18 maç 8 gol 6 asist yapmış. Bakın 8 gol 6 asist yapmış. Oy 1.85 Kolombiyalı. Hemen alalım. Hemen alalım. Bu transferle ilgili ben doğru ya da yanlış demeyeceğim. Diyemem. Yetkim yok. Bilgim yok diyeyim. Ama Fenerbahçe'nin tek başına teklif yaptığı söylenemez. Birçok Avrupa kulübü, mesela Brentford, Fulham, Aston Villa, Benfica'dan teklifler var. Fakat futbolcu gidip oynayabileceği bir takımı istiyor olabilir. Burada su içmem lazım. Yani bazı kulüplerle de anılmış. Falcao'nun favorisi diye geçiyor. Kolombiya'da Radamel Falcao'nun varisi olarak görülüyormuş. Benfica'da staj yapabilir diyorlar. John Duran Falcao'nun izinden giderek Portekiz'e gidebilir falan filan. Bu sezonki performansını zaten söyledik. 6 maçta sarı, 1 maçta ikinci sarıdan da kırmızı görmüş. Hırçın bir futbolcu. Önde basmayı seven bir futbolcu. Yani ben doğru ya da yanlış diyemem. Ama şunu söyleyeyim. Valencia satılıp bu çocuk gelecek deseler ben hemen şimdi kabul ediyorum. Ben hemen şimdi kabul ediyorum. Hocam gerçekten izlemeden vallahi de bile, yani istediğiniz her şeyin üstüne yemin edebilirim. İzlemedim arkadaşlar. Skills videosunu izlemedim. Bana Transfermarkt'taki profil resmi yetiyor. Boyunun 1.85 olması, Kolombiyalı olması yetiyor. Bu bizde tutar. Allah aşkına tipine bir bakın. Tam bizim tip. Bak Valencia bizde niye tuttu? Tip mi var? Yok, o yüzden tuttu. Batshuayi niye tuttu? Ulan boş kalede gol sevincinde topu vurup direkten kendine çarptıran. Çok özür diliyorum bu tabiri kullandığım için ama bize geri zekalı bir forvet lazım. Bize beyinsiz forvet lazım. Beyin olmayacak ama koy at gibi koşsun. Bize böyle forvet lazım. Bizim forvetler içerisinde en zekisi João Pedro. Baksan en çöpe o gibi duruyor. Çünkü vuruş repertuarı çok yüksek. İkinci en zeki futbolcu Serdar Dursun. Trabzon maçına yenilmişiz. Adam gitmiş sahada koşu yapıyor. Valencia ile şey Trabzon maçında selfie çekilmek istiyor. Valencia alıp kendini çekiyor duvarla birlikte. Oğlum bize böyle forvet lazım. Bize kırık olacak. Kafa kırık olacak. Çiğ etle beslenecek. Kabilesi yok, o kabileyi hiç karıştırmayayım. Samatta'ya küfredersiniz. Yani eskiden şey dedim, kabilesi uçağı görünce mızrak atacak, öyle futbolcu olacak diye. Onu denedik, o olmuyormuş. Ama bize safkan şey olacak. Mesela Emenike. Dürüzü. Gidip 2019 Nişerya güzeliyle boşanıyor, 2020'yi alıyor. Ondan boşanıyor, 21'i alıyor. Sanki arabayı modelleştiriyor.
Ne Peugeot 307 var. Üstüne para koyayım 508 alayım. Üstüne para koyayım 3008 alayım der gibi. Ya bize böyle forvet lazım. Ben bu futbolcuyla ilgili konuşamıyorum. Kusuruma bakmayın. Valencia'nın gitme ihtimali var. Yerine forvet alma ihtimali var genç bir forvetin. Samet Akaydın 65 dedim. Boateng ihtimali yok. Denayer ihtimali yok. Nino için 65 diyorum. Büyük bir risk. Şu an kimsenin konuşmadığı bir isim. Arda Güler zamanı gelince oynayacak. Sakatlık dönüşünde biraz dinlenmesi daha iyi. Ferdi Crespo için Antalya Spor maçında bir tasarruf beklemiyorum. Ama Antalya Spor muhtemelen bunlar oynamayacak diye tedbir alabilir. Alsınlar kendileri bilir. Jesus öyle bu futbolcu sarı kart yiyecek falan diye oynatmayacak bir adam değil. Onu da söyleyeyim. Altay Mayındır uzun yıllar kalemizi korumaya aday bir isim. Tabii teklif gelirse düşünebiliriz. Gustavo Henrique'nin gitme ihtimali vardı ama şu an yok. Luan Perez'in sakatlığı geçti, güçleniyor. Durumlar bunlar, duyumlar bunlar. Bir beğeniyi de çok görmezseniz sevinirim. Görüşmek üzere dostlar.